25 gün önce evlendiği eşi Mustafa Yılmaz'ın babası tarafından öldürüldüğünü iddia eden genç bir kadın soluğu Müge Anlı'da almıştı. Gelin bakalım ayrıntılarına. Eşim Mustafa Yılmaz İzmir 9 Eylül Üniversitesi Arkeoloji bölümünü okuyordu. Başta aileme Mustafa'dan bahsettim. İlişkime onay vermediler. 28 Aralık Cuma günü Mustafa ile kaçmak zorunda kaldım. Babam eşimizi bırakmadı. Her gün arayıp tehdit ediyordu. Evden kuzenim Onur'la görüşeceğim diye çıktı. Daha da bir göremedik onu. Genç üniversiteliden bir gün sonra da kuzeni Onur Yılmaz ortadan kayboldu. Onur gece 2'de eve geliyor. Sabah 9'da kahvaltı falan yapmadan benim babamın yanına uğrayıp sonra birden o da ortadan kayboluyor. Benim eşim kaybolduktan bir gün sonra Onur kayboldu. Onur'un da babamın da bu işte parmağı var. Benim bütün ailem Mustafa'yı, Mustafa'nın kardeşlerini, annesini, hepsini tehdit ediyorlardı. Küçük kardeşlerini öldürürüz, kızımızı kaçırırız. Mustafa seni öldüreceğiz, senin kanını asfalta sereceğiz. Ölmek için Allah'a yalvaracaksın. Babamın söylediklerini şu an ben yaşıyorum. Babam şu an ya eşime işkence ederek öldürdü diye düşünüyorum. Mustafa benim her şeyimdi, ilk aşkımdı. Benim ailemdi. Kendi yuvamızı kuracaktı. Askere gidecekti, okulunu bitirecekti. Çok hayallerimiz vardı. Ya Onur yaptı ya babam yaptı. Ya olacak iş değil yani, kızın sesi soluk almış. Valla içime oturdu senin anlattıkların. Nurten, sen babanla konuştun mu yavrum Mustafa gittikten sonra? Evet, telefonu üzerime kapattı. Benim hiçbir şeyden haberim yok diyeyim. Sordum babana, yok benim bir şeyden haberim diye. Evet, Mustafa kaybolmadan önce herkese tehditler savuruyor benimle alakalı. Ta ki Mustafa kaybolduktan sonra işte biz ortaya düşünce yok işte kızımı reddettim ben hiçbir şey bilmiyorum deyip kenara çekildi. Babanın adı neydi Nurten? Babamın kimlikteki ismi Murat Yılmaz ama ismi Latif. Murat Yılmaz Latif, ama Latif deniyor Latif ama. Tanınıyor. Yani Latif Bey, bu anlatılanlar doğru olamayacak kadar dehşet verici. Ben aslında sizi bekliyorum ekrana. Burada kızınız var, kocası için gözyaşı döküyor. Burada gelininiz var Hatice Hanım, o da oğlu için gözyaşı döküyor. Nerede bu Mustafa ve Onur? Gerçekten siz kızınız kaçtı Mustafa'ya diye böyle ölüm emri mi verdiniz? Ölüm emrini Onur'a mı verdiniz? Yoksa her ikisi birden mi bu çocukların hayatta değil? Şimdi burada 3 tane kadın Mustafa ve Onur'un peşinde. Şimdi Latif Bey'den Elazığ Sürekli Köyü'ndeki kapılarını çalmış muhabir arkadaşımız. Oğlu açmış. Ne demiş? Rezil bir durum. Babam konuşmak istemiyor. Rezil bir durum. İçip bir yerde sızmıştır mı diyorlar? Allah Allah. Mustafa deseydi senin yaptığın rezillik olacak değil. Benim oğlumun kızı kaçırdı, nikah kıydı, rezillik oluyor değil mi? Latif o oğlu Bey, söyle sen ne yaptın? Cevap yani ha? Oğlu ne yapmış acaba? Bir sorsanıza Müge Hanım. Söyle, senin yaptığın rezillik değil. Benim oğlum sizin kızınıza nikah kıymış diye rezil olmuşsunuz. Çok öyle şeysiniz sanki. Çok öyle. Latif Bey, bak namus, bütün bunları yaptınsa gerçekten rezil Allah durum seninki. Yani ha, ben de tabii ki tasvip etmiyorum kızların kaçmasını, annesinin babasından. Hep söylüyoruz yani böyle izin almadan kaçmasını da. Şimdi artık hani bunun sonu da bir kişinin ölümü, ötekinin kaçması olamaz yani. Yani bunun cezasını sen kesemezsin. Yani o raconu sen kesemezsin. Bak burada bir kız çocuğu var. Bu kız senin öz kızın değil mi? Diyor ki babam kocamı öldürdü diyor. Bu büyük bir iddia yani. Senin kızının en azından gözü yaşlı kızına çıkıp kızım ben de arama demen lazım sen bir şey yapmadınsa. Yani niye saklanıyorsa ki? Hani racon kesen saklanmaz. Racon kesen ortada durur. Onur'un kardeşi mi telefon attığımızda? Buyur canım. Annem Latif'in korkusundan oradan söyleyemiyor. Hı. O Onur'la Mustafa'nın hala yaşadığından ümit ediyor. O yüzden konuşamıyor, öldürmesinler diye. Öldü. İkisi de öldü. Sen Onur'un da yani kardeşinin de yaşadığını düşünmüyorsun öyle mi? Düşünmüyorum. Benim abimi de o öldürdü, benim kuzenimi de o öldürdü. Sırf abim ortaya çıkıp her şeyi anlatmasın diye onu da öldürdü. Onur'un kardeşi, senin kızın diyor ki eğer Onur Mustafa'yı götürdüyse amcama, amcam da öldürdüyse Mustafa'yı, Onur'un da kafasına sıkmıştır. Çünkü arkasında şahit bırakmaz diyor. O yüzden annem bildiklerini anlatsın. Annem şu anda onlar sağ salim gelecekler diye düşünüyorlar ama siz zaten beklemişsiniz bence işte 9-10 gün. Baktınız olmuyor, geldiniz. Öyle değil mi? He, bekledik. Tabii. Müge Hanım her gün işte bekliyor. Değil de yarın olsun, yarın olsun, ondan sonra çık. Yarın olsun, yarın oluyor, hiç kimse çıkmıyor.